Merhaba arkadaşlar, Eyüp Sultan Belediyesi sosyal medya hesaplarına hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli büyüklerimiz, sevgili çocuklar, bugün sizinle harika bir yolculuğa çıkacağız. Ve bu yolculukta bizi çok güzel sürprizler bekliyor. Evet arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim size. Sizler hayal kuruyor musunuz? Peki bu hayalleriniz nasıl hayaller? Kimler ne olmak istiyor acaba? Bakalım. Ah! Sen doktor mu olmak istiyorsun? Sen de avukat. Oh! Sen de öğretmen. Arkadaşlar ne güzel hayalleriniz var. Ama bu hayallerimize ulaşmamız için bizim ne yapmamız gerekiyor? Bizim çok çalışıp, azmedip, vazgeçmeyip hedefimize ulaşmamız gerekiyor. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Derslerimize çalışmamız gerekiyor. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Annemizi, babamızı üzmememiz gerekiyor. O yüzden arkadaşlar, şimdi bu hayallerimizin artık hedefler haline gelmesi lazım. Evet, biliyoruz şu anda okullarda olamıyoruz, bahçelerde coşamıyoruz, sınıflarda öğrenemiyoruz ama eğitimden de hiçbir zaman vazgeçmiyoruz. Ne yapıyoruz? Öğretmenlerimizle online bir şekilde de olsa eğitim ve öğretime devam ediyoruz. Arkadaşlar, o zaman şimdi diyorum ki benim bir tane albümüm var ve bu albümün de şarkısı, ismi de benim bir hayalim var. Diyorum ki o zaman hep beraber güzel bir şarkıyla programımıza başlayalım mı? O zaman 3'ten geriye sayıyoruz. 3 2 1 Kaldır elleri havaya. Haydi bakalım Eyüp Sultan. Benim bir hayalim var, şifremdeki hayvanlar hep birlikte yaşarlar, sabah olunca erken kalkarlar. Benim bir hayalim var, şifremdeki hayvanlar hep birlikte yaşarlar, sabah olunca erken kalkarlar. Kümesimde tavuk var, gıt 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 gıdaklar. Koyunlar ne der, inekler ne der, çilli horoz bağırır, civcivleri çağırır. Hep birlikte inekler ne der, köpekler ne der, kediler ne der, tavuklar ne der, inekler ne der, köpekler ne der, kediler ne der, tavuklar ne der? Benim bir hayalim var, çiftliğimdeki hayvanlar hep birlikte yaşarlar, sabah olunca erken kalkarlar. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Güzel bir günde sizinle birlikteyiz. Evet arkadaşlar, şimdi diyorum ki acaba sizinle güzel bir yolculuğa mı çıksak? Kocaman bir orman varmış ve bu ormanda yaşayan güzeller güzeli,
Akıllı mı akıllı? Yaramaz mı yaramaz? Yerinde hiç durmaz. Söz dinlemez. Bir tavşan varmış. Tavşan sürekli arkadaşlarıyla eğleniyormuş, şakalar yapıyormuş ama annesinin babasının sözünü hiç dinlemiyormuş. Arkadaşlar, siz annenizin babanızın sözünü dinliyorsunuz değil mi? Bravo size, ben de öyle düşünmüştüm. Bu yaramaz tavşan bir gün annesine demiş ki, anneciğim ben çok sıkıldım, acaba dışarıya çıkabilir miyim? Annesi de tamam demiş. Ama babana sor demiş. Babasına sormuş. Babacığım ben dışarıya çıkabilir miyim? Tamam dışarıya çık ama kapının önünden ayrılma. Yan tanımadığın yabancı insanlarla da konuşma. Neyse tavşan dışarıya çıkmış efendim. Tavşan dışarıda kapının önünde oynamış oynamış sıkılmış. Sonra hemen yanına bir kurt yaklaşmış. Kurt yanına gelmiş ve demiş ki, merhaba ufaklık. Sen ne kadar güzel bir tavşansın. Seninle gel beraber çikolata alalım, parka gidelim, oynayalım mı? Tavşan şöyle bir düşünmüş. Aa çok güzel olur derken aklına babasının uyarısı gelmiş ve hayır teşekkür ederim demiş. Sonra kurt düşünmüş, taşınmış, bakmış ki tavşan onunla birlikte gelmiyor, hemen yoluna devam etmiş. Gel zaman git zaman birazcık böyle hava kararmaya başlamış ve tavşan da evin önünde iyicene sıkılmış. Sonra birazcık şöyle aşağı mahallelerde arkadaşlarla oynayayım derken evden uzaklaşmaya başlamış. Gitmiş, 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 gitmiş. Hava kararmaya başlamış. Gitmiş, 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 gitmiş. Ormandan yırtıcı hayvan sesleri gelmeye başlamış. Kartallar, şahinler. Efendim, tavşan iyicene korkmuş. Bu sırada annesi ve babası tavşanın evde olmadığını fark etmiş. Kapının önünde de yokmuş. Hemen gitmişler. Baykuş'a sormuşlar. Demiş ki baykuş'a babası, merhaba dostum, acaba sen bizim minik tavşanı gördün mü? Baykuş da, ben sizin tavşanı görmedim demiş. Ah, baykuş görmediyse kim görebilir? Baykuş demiş ki, siz en iyisi onu bir maymuna sorun, maymun bilir. Hemen maymunun yanına gitmişler. Maymun ağacın tepesinde oynarken hemen baba tavşan gelmiş ve demiş ki, merhaba maymun dostum, acaba benim minik tavşanı gördün mü? Maymun da, ben bir şey görmedim bu demiş. Sonra tavşan iyicene üzülmüş. Bunu gören maymun, siz en iyisi bunu aslana sorun demiş. Sonra tavşan ormanların kralı aslanın yanına utana sıkıla gitmiş ve demiş ki, aslan, kral aslan, benim yavrum, minik tavşanım kayboldu. Acaba siz onu gördünüz mü? Siz onu bulabilir misiniz? Sonra aslan da, ben ormanların kralı aslan. Siz en iyisi bunu bilge kaplumbağaya sorun demiş. Hemen tavşanlar üzüle üzüle, sıkıla sıkıla artık çok korkmaya başlamışlardır ve Bilge Kaplumbağa'nın yanına gitmişler. Bilge Kaplumbağa'ya demişler ki, Bilge Kaplumbağa, biz yavrumuzu kaybettik ve çok da korkmaya başladık. Hava da iyicene karardı. Acaba siz benim yavrumu bulabilir misiniz? Bilge Kaplumbağa onlara şöyle bir bakmış ve ben onu hiç görmedim ama en iyisi bunu bir kuşlara soralım demiş
Ve tavşan da bu fikri çok beğenmiş. Baba tavşan hemen kuşlara gitmiş ve kuşlara demiş ki, kuşlar kuşlar, ben yavrumu arıyorum. Bütün ormana da sordum. Acaba siz bana yardımcı olabilir misiniz? Şöyle bir ormanın tepesinde uçsanız, baksanız benim minik tavşanım nerede? Sonra kuşlar, tamam, tamam, tamam demişler. Hemen ormanın üstünde uçmaya başlamışlar. Uçmuşlar, 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 uçmuşlar. Arkadaşlar, kuşlar nasıl uçuyor? Siz de uçun bakalım. Uçmuşlar, uçmuşlar, uçmuşlar. Ve minik tavşanı görmüşler. Minik tavşan bir ağacın tepesinde çok yorgun, çok üzgün, korkmuş. Böyle korkudan titriyormuş. Ve kuşlar onu görmüşler ve yanına gelmişler. Demişler ki, minik tavşan, minik tavşan, gel bakalım seni annene babana götüreceğiz demişler. Ama tavşanı almışlar. Tavşanla beraber gökyüzünde uçup anne tavşanla baba tavşanın yanına getirmişler. Bütün orman minik tavşanı merak ediyormuş ve minik tavşanın nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyormuş. Efendim, tavşan böyle çok korkmuş. Arkadaşlar çok üzülmüş. Böyle korkudan titriyormuş. Sonra annesi babası yanına gelmiş. Demiş ki ona babası, neredesin sen minik tavşan? Seni bütün ormanda aradık ama bulamadık. Lütfen bir daha bizim sözümüzden çıkma. Minik tavşan da, tamam babacığım, ben çok korktum, ben çok korktum demiş. Arkadaşlar, minik tavşan bir daha annesinden babasından izinsiz ve annesinin babasının haberi olmadan dışarı çıkmayacağına söz vermiş. Arkadaşlar, annemizden babamızdan izinsiz, annemiz babamızdan habersiz sokağa çıkmak, başka birileriyle, başka başka insanlarla, başka başka abilerle, başka başka ablalarla gezmek, efendime söyleyeyim parka gitmek, oynamak, eğlenmek çok tehlikeli. Bizler ne yapacağız? Bizler arkadaşlar annemizden babamızdan habersiz hiçbir şey yapmayacağız. Çünkü annemiz babamız bizi her zaman korur, kollar ve bize her zaman mutlu etmeye çalışırlar. Evet arkadaşlar, bu masalımızda sizinle birlikte kaybolan tavşanın hikayesini yaşadık, anlatmaya çalıştık ve eğlenmeye çalıştık. Evet, şimdi kıymetli büyüklerimiz, sevgili çocuklar, Eyüp Sultan Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından bizleri takip ederseniz sizlere böyle her hafta sürprizler, sizlere böyle her hafta hediyeler göstermeye devam edeceğiz. Şimdi ben diyorum ki arkadaşlar, biliyor musunuz, benim bir tane Miriş diye bir arkadaşım var ve bu Miriş birazcık böyle yaramaz gibi. Acaba diyorum ki Miriş'i çağırsak da sizinle birlikte Miriş'le bir tanıştırsam mı? Çünkü o yerinde duramıyor. Sürekli bana dedi ki, ya Hüseyin abi, Hüseyin abi, ben çocuklarla tanışmak istiyorum, çocuklarla tanışmak istiyorum dedi. O zaman Miriş gelsin mi arkadaşlar? Kocaman alkışlarla Miriş geliyor. Hüseyin abi. Abi devam ediyor muyuz? Bir dakika dur dediler de. Tamam. Tekrar baştan geleyim. Baştan gel. Tamam, baştan gel. Rejili çekiyorsun değil mi? Kusura bakma abi ya. O zaman Miriş gelsin mi? Kocaman alkışlarla Miriş geliyor. Hüseyin abi. Merhaba Miriş.
Miriç nasılsın? İyiyim Hüseyin abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Miriç, arkadaşlar seninle tanışmak istediler. Öyle ben mi? Ben de dedim ki Miriç'le bir tanışalım. Miriç'cim, arkadaşlar bana dediler ki Miriç'e sor bakalım. Evet. Ders çalışıyor mu? Ders? Çalışmıyor. Çalışıyorum canım, tabii ki çalışıyorum. Çalışmaz olur muyum? Ders çalışmıyor musun? Çalışıyorum ya. Ama EBA'dan, efendime söyleyeyim Zoom'dan dersler yapılıyor. EBA mı? EBA da ne? Devletimizin kanalı var ya, Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Var mıymış? Senin haberin yok mu? Ay yokmuş. Ama böyle olmaz ki Meriç'im. Ta pandeminin en başından beri EBA'da eğitim devam ediyor. Ha, yani ben şimdi şöyle oluyor Hüseyin abicim, biraz kendimi böyle oyuna kaptırıyorum kendimi. O yüzden çok fazla böyle gidip ders çalışmaya fırsat bulamıyorum. Ama bu yani zamanın kısıtlı olduğundan. Şimdi gün, düşün şöyle düşün. Gün 24 saat değil de 26 saat olsa ben o 2 saatte ders çalışırım. Ama gün 24 saat, ben ne yapayım yani? Nasıl olacak canım ya öyle? Zaten 24 saatin 8 saati uyuman lazım. Uyudum. Ben biraz ama 8 değil de bir tık böyle 12 saat falan uyuyor olabilirim. Peki 12 saat uyursan sen kaçta yatıyorsun, kaçta kalkıyorsun? Şimdi ben gece böyle 2 gibi yatıyorum, öğlen 2 gibi kalkıyorum yani. Ne? Kaçta yatıyorsun, kaçta kalkıyorsun? Gece 2, öğlen 2. Ama öyle olmaz ki. Arkadaşlar siz gece 2'ye 3'e kadar oturuyor musunuz? Bak, duyalım. Bak gördün mü, hayır diye bağırdılar. Hay Allah. Kaçta yatıyorlarmış? Onlar 10, en geç 11'de uyuyorlar. Öyle mi? Tabii, sabah da 8'de 9'da kalkıyorlar. Ha, ama ben o zaman uykumu alamam ki. Niye öyle yapıyorlar? Niye yapıyorlar biliyor musun? Niye? Bir keresinde gece uykusunu alıp... Evet. Sağlıklı bir şekilde kocaman büyümeleri için. Büyüyebilmek için mi? Tabii, eğer gece uykusunu güzel alırsak uyku da bir gıdadır. Uykuyu iyi beslenirsek ne yaparız? Gece güzel güzel uyuruz ve boyumuz uzar. Boyumuz uzar. Evet. O zaman tamam, ben de onların yattığı gibi yatacağım, onların kalktığı gibi kalkacağım bundan sonra. Tamam. Tamam, doğru. Peki ben sana bir şey soracağım. Sor bakalım. Şimdi sen buraya geldin arkadaşlarla tanışmaya. Evet geldim. Az önce bir şeyler konuşuyordunuz. Siz ne konuşuyordunuz? Ne anlatıyordun arkadaşlara? Masal anlattım arkadaşlara. Aa, hangi masal, adı ne? Kaybolan tavşan. Kaybolan tavşan mı? Ay Hüseyin abi, biliyor musun, benim de bununla ilgili bir hikayem var. Ben de kayboldum. Evet. Ne zaman? Şimdi şöyle oldu. Biz bugün halamlara gitmiştik. Halamlarda böyle oturuyorduk. Halam benim en sevdiğim yemeklerden yapmıştı. Evet, ondan sonra ben onları yedim. O göbeğim bir şişti, patlayacağım neredeyse. Evet, ondan sonra ben dedim ki gideyim biraz dedim içeriye uzanayım dedim. Sonra o sırada annem bağırdı. Miriç dedi. Ah dedim. Gittim baktım anneme. Annem bana dedi ki Miriç dedi bakkala gitmen lazım dedi. Evet, annemler çay içecekmiş, evde çay bitmiş. Gitseydin hemen. Gittim tabii ki, annemi üzer miyim? İlk başta biraz of of yaptım ama sonra annem Miriç dedi. Sonra ben de hemen çıktım gittim. Bravo. Evet, bravo. Ondan sonra ben bakkala gittim. Bakkal yok. Bakkal kapanmış. Ondan sonra ben dedim ki, yani dedim bir sonraki sokakta da bakkal vardı diye hatırlıyorum dedim. Öbür sokağa gittim. Sonra gittim. Oradaki bakkalda çay vardı. Sonra oradan gittim çayımı aldım. Bakkaldan bir çıktım ki nerede olduğumu bilmiyorum. Nerede olduğunu mu unuttun? Evet. Ne yaptın? Çok kötü oldum. Nasıl hissettim biliyor musun Hüseyin abi? Böyle sokaklar üstüme geldi, binalar üstüme geldi. Çok korktum. Sonra orada oturan arkadaşlar vardı. Ondan sonra ben böyle ağlıyordum. Arkadaşlar bana dediler ki ne oldu? Neyin var? Anlatsana, bize yardımcı olalım. Ben de onlara böyle baktım. Ve annemin dediği aklıma geldi. Dedim ki ben sizinle konuşamam, siz yabancısınız. Sonra gittim. Ama sonra ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Daha çok kayboldum. Evet. Eyvah. Ondan sonra herhalde annemler de bunu anlamış olacaklar ki dışarı çıktılar. Beni aramaya çıkmışlar yani. Sonucuma ben böyle yürüyordum. Karşıdan bir ışık gördüm. Bir de ne göreyim? Ne? Ne görmüşüm? Ne görmüşsün? Ne görmüşüm? Trafik ışığı. Hayır. Annemi görmüşüm. Evet. Ondan sonra böyle anneme doğru koştum. Anne! Diye. Sonra annemle böyle sarıldık. Annem sonra bana dedi ki Miriç sen ne yaptın dedim. Dedim ki anne işte dedim bakkala açık değildi. Sonra böyle öbür bakkala gittim falan filan derken kayboldum dedim. Gelip bize haber verseydin ya kızım. Baban da seninle birlikte gelirdi dedi. Bu benim hiç aklıma gelmemişti dedim. Sonra bana dedi ki bir daha sakın bizden izinsiz başka yerlere gitme dedi. Bravo, çünkü annene babana haber vermeden
bulunduğun sokağı, bulunduğun mahalleyi terk edersen kaybolursun. Öyle mi? Kaybolan tavşanın başına da böyle bir şey gelmişti. O da mı bulunduğu sokağı terk etmiş? Evet. Hay Allah ya. Tamam. Diyorum ki Miriş. Heh, ne şimdi diyorsun? Arkadaşlara ben başka sürprizler de getirdim. Ne? Biliyorsun Cici ile Bonbon yanımda. Acaba diyorum ki Cici ile Bonbon'la arkadaşları tanıştırsam mı? Tabii ki de. Tanıştırayım mı? Evet tanıştır. Ben onları çok severim. Tamam. Hadi. O zaman bana biraz yardım et. Tabii ki. Şunu şöyle tut. Tuttum. Onlar burada uyuyorlardı. Aa. Uyandıralım o zaman ama. Ben onları çünkü çok seviyorum ve özlüyorum. Cici, Bonbon. Uyanın bakalım. Cici. Cici. Arkadaşlar uyanmıyorlar ya. Cici. Benim gibi uykuyu çok seviyor. Cici. Cici. Bonbon. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Cici. Aa Cici merhaba nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Evet, arkadaşlar Cici'ye bir merhaba diyeyim bakalım. Merhaba. Burada çocuklar bizi mi izliyorlar? Evet, Cici'cim burada arkadaşlar bizi izliyorlar. Değil mi? Merhaba arkadaşlar, merhaba. Cici'cim, ne yaptın? Sen de Miriş gibi ödevlerini yaptın mı? Yapmadın mı? Hay Allah, o da benim gibiymiş. Ödevlerini yapmadın mı? O üzüldü. Ama şimdi Cici'cim bak Miriş de söz verdi demin. Artık ödevlerimizi yapacağız. EBA'dan, Zoom'dan. Evet. Tamam mı? Yine üzüldü. Tamam üzülme üzülme. Biz, sen bizim eve gel. Biz birlikte yaparız tamam mı ödevleri? Olmaz mı? Bizim eve gelemez misin? Gelmem. Neden? Babam kızar. Ha, ben babandan izin alırım. Olur. Ha, tamam o zaman olur. Birlikte yaparız oyunları. Gidebilir miyim? Git. Gidiyor. Tamam o zaman şimdi sana birkaç soru soracağım. Sen maskeyi takıyor musun? Takıyorum. Evet bravo. Peki maskeyi nerede takıyorsun? Koluma. Hay Allah'ım ya of. Yavrum maske koluna takılır mı? Takılmaz. Çünkü maske tam şuraya takılır çeneye. Ne? Değil mi? Arkadaşlar maske dirseğe çeneye takılır mı? Nereye takılır? Maske nereye takılır? Nereye takılır? Burnumuza. Burnumuza mı? Burnumuza? Ya, ben biliyorum. Burnumuza ve ağzımıza. Bravo. Alkışlayalım Miriye. Bravo. Alkışlayalım. Evet, maske ne yapıyoruz? Takıyoruz. Burnumuzu, ağzımızı kapatıyoruz. Kapat. Değil mi Cici'cim? Sana ne be? Aa! Ne kadar ayıp, ne kadar ayıp. Sana ne? Çok ayıp Cici. İnsanlarla öyle konuşulmaz. Of! Ya of da denilmez. Neden böyle davranıyorsun bize? Cici'cim bak şimdi bak arkadaşlarımızın önünde birazcık ayıp oluyor. Sen şimdi büyüklerimize karşı, küçüklerimize karşı ne yapıyorduk? Büyüklerimize saygılı. Evet. Küçüklerimize... Sevgili. Evet. O yüzden ne yapmamız gerekiyor Cici'cim? Büyüklerimize böyle konuşmamamız gerekiyor. Kesinlikle. Sana ne be? Ama böyle olmaz. Arkadaşlar... Siz büyüklerinize böyle davranıyor musunuz? Annenize, babanıza of, pöf diyor musunuz? Diyor musunuz? Demiyorsunuz. Cici'cim arkadaşlardan ve Miriş'ten ve benden özür diler misin? Aa lütfen ama Cici. Ama lütfen rica ediyoruz. Hem özür dilersen biz seninle çok güzel bir arkadaşlık kuracağız olur mu? Söz mü? Söz. Evet söz veriyoruz. O zaman şimdi arkadaşlardan... Birer özür dile bakalım. De ki arkadaşlar ben çok özür dilerim. Evet. Ben size büyüklerime bundan sonra sevgili ve saygılı olacağım de. Hadi tamam bakalım. Mı? Tamam mı? Arkadaşlar hepinizden özür dilerim. Ne? Ne dedi? Dedi. Cici'cim düzgün özür diler misin? Olmaz özür dilerim. Ama Miriş'cim. Bir şey söyleyeceğim sana. Evet. Bir hata yaptığımızda evet. Biz ne dememiz gerekiyor? Şöyle dememiz gerekiyor. Anneciğim, babacığım, öğretmenim, arkadaşlarım sizlerden özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. Duydun mu? Peki biri bize yardım ettiğinde ona ne dememiz gerekiyor? Çok teşekkür ederim. Bu kadar basit. Teşekkür ederim, özür dilerim. Bunlar bu kadar basit. Lütfen söyler misin? Hadi söyle bakalım. Arkadaşlar hepinizden...
hepinizden özür diliyorum. Aferin sana cici. Bravo. Maskeyi de bundan sonra ne yapıyoruz? Nasıl takıyoruz? Maskeyi de kafamıza takıyoruz. Ay. Of. Yahu şu maskeyi 10 aydır, 11 aydır öğrenemedik. Nereye öğrenemedik. Gözüne takan bile var Hüseyin abi. Ah. Var. Arkadaşlar siz de sokakta, dışarıda büyüklerimizi gördüğümüzde eğer maskeyi düzgün bir şekilde takmıyorlarsa ne yapacağız? Diyeceğiz ki lütfen maskeyi düzgün bir şekilde takar mısınız diyeceğiz. Rica tamam mı? Edelim. Evet doğru. Tamam cicim, o zaman arkadaşlara güzel Miriş'e güzel bir şey söyle. Ondan sonra seni yolculayalım, bonbonla birazcık konuşalım tamam mı? Hadi bakalım. Yavrum! Aaa! Cicim sen çok yanlış anladın. Öyle değil. Güzel yani. Arkadaşlar teşekkür ederim. Miricim teşekkür ederim. Güzel bir gündü. Sizinle tekrardan buluşmak istiyorum. Hemen bizi paylaşırsanız, beğenirseniz belki sizinle yeni yeni videolarda buluşuruz diyeceksin. Tamam. Arkadaşlar. Miriş. Evet. Hepinizi çok seviyorum. Yeni yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal. Biz de seni çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Yavaş be. Ay. Yavrum. Bonbon uyan. Uyan uyan bonboncum. Uyan uyan. Uyan bonbon uyan. Uyan. Umarım bonbon ciciş gibi kaba biri değildir. Bonbon. 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 Bonbon uyan. Ah. Merhaba merhaba. Ah bonboncum. Bu sen görmeyeli göbek mi yapmışsın ya? Ne börek mi var? Ay börek değil göbek diyoruz göbek bonbon. Sen acaba biraz göbek mi yaptın? Çok mu yedin bonbon? Ay bonbon ne yaptın sen? Ne yaptı? Geldi bizi öptü. Eyvah! Sosyal mesafeyi korumadık. Evet. Ne yapıyorduk? Öpüşmüyorduk, sarılmıyorduk. Ondan sonra böyle birbirimizle temas etmiyorduk ya. Bonboncum sen neden öyle bir şey yaptın? Ama ben hepinizi çok seviyorum ve sarılmak istiyorum. Ama artık sarılmıyoruz. Evet, biz de seni çok seviyoruz. Ama karşıdan böyle muah diye öpücüklerimizi yolluyoruz maskenin üstünden. Evet, artık mesafemizi, sosyal mesafemizi koruyoruz değil mi? Evet. Bonboncum, diyorum ki arkadaşlara sen de güzel bir şeyler söyle. Seninle de vedalaşalım. Sonra arkadaşlarımızla güzel bir şarkıyla veda edelim, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar, hepinizi çok seviyorum. Mesafeyi koruyun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz Miriş. Görüşürüz bonbon. Ama yapma. Ay, ay Allah. Yok, olmaz. Yok, sosyal tamam, mesafeyi hadi. Koruyoruz. Sen uyumaya devam et. Uyu bakalım yavrum. Hadi uyu. Evet, Miriş diyorum ki şimdi. Evet. Arkadaşlarımıza güzel bir canım ailem şarkısıyla veda edelim. Çünkü biz Eyüp Sultan olarak kocaman bir aileyiz. Biz İstanbul olarak kocaman bir aileyiz. Biz Türkiye olarak kocaman bir aileyiz. Sevgili çocuklar, bizler ayrılmaz bir bütünüz ve hiçbir zaman da parçalanmayacağız. O zaman hep beraber canım ailem diyoruz. Üçten geriye sayalım mı? Sayalım. Üç. Bir, iki. Yanlış mı yaptım? Ama üç, iki, bir. Ha, üç, iki, bir. Tamam. Hadi birlikte. Hadi. Üç, iki, bir. Gökyüzündeki yıldızlar parıl parıl parıldarlar. Karanlık gecelerimizde, kalbimizde neşe olurlar. Gökyüzündeki yıldızlar parıl parıl parıldarlar. Karanlık gecelerimizde, kalbimizde neşe olurlar. Tıpkı annem babam gibi, tıpkı abim ablam gibi. Kalbimdeki yerlerim gökyüzünde yıldızlar gibi. Teyzem halam, dayım amcam gibi. Tonton dedem, konum dinem gibi. Kalbimdeki yerlerim gökyüzünde yıldızlar gibi. Canım ailem, yıldızlar.
Gökyüzündeki yıldızlar parıl parıl parıldarlar. Karanlık gecelerimizde, kalbimizde neşe olurlar. Gökyüzündeki yıldızlar parıl parıl parıldarlar. Karanlık gecelerimizde, kalbimizde neşe olurlar. Tıpkı annem babam gibi, tıpkı abim ablam gibi. Kalbimdeki yerlerin gökyüzünde yıldızlar gibi. Teyzem halam, dayım amcam gibi. Tom tom dedem, pamuk ninem gibi. Kalbimdeki yerlerin gökyüzünde yıldızlar gibi. Canım aynen yıldızlar gibi. Kıymetli Eyüp Sultanlar, bizi paylaşıp, bizi beğenip, kanalımıza takip ettiğiniz, abone olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bendeniz Hüseyin abi, efendim kıymetli büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Ben de bir Eyüp Sultan aşığıyım çünkü ben de bir Eyüp Sultanlıyım. Doğma büyüme Eyüp Sultanlı olarak, Eyüp Sultanlı çocuklarla buluşmaktan dolayı, Eyüp Sultan Belediye Başkanımız Sayın Deniz Köken Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Kültür Müdürümüze, Kültür Dairesi'ne, bütün çalışan arkadaşlarımıza, basın dairesine, basın çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kültür Merkezi'ndeki çalışan emekçi abilerime de çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bizi paylaşmaya, bizi beğenmeye ve bizi takip etmeye devam edin. Görüşürüz. Hoşça kalın.